Balyoz davası diye bilinen ve 300'e yakın insanın yargılanmasıyla cezaları verilen, sonra bu cezalar da Yargıtay tarafından tasdik edilen insanlar Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Benim haklarım ihlal edildi dediler. Anayasa Mahkemesi de birkaç gün önceki kararıyla doğrudur, inceledik, bu işte bir hak ihlali var denildi. Tabi Ceza Mahkemesi Kanunu 311. maddesine göre de hak ihlali varsa ve özellikle iki sebep üzerinde durdular. Bir tanesi bazı şahitlerin ki karara veya davaya etkili olabileceği düşünülen Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman gibi sanıkların talebine rağmen mahkemede dinlenmemiş olmasını bir savunma eksikliği olarak gördü, bir hak ihlali olarak gördü. İkincisi de mahkumiyet kararına önemli etkisi bulunan bir dijital kaydın üzerinde bazı bilirkişi raporları olmasına rağmen gerçekliği konusunda yeterince araştırma yapılmamış olmasını öngördü. Bu iki hak ihlalini yeniden yargılama konusunda yeterli buldu ve sanıkların yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti. Adeta bir temiz mahkemesi gibi hareket etti Anayasa Mahkemesi. Temiz mahkemesi de işi şekli ve esası bakımından inceler, esas bakımından bozma yaparsa mahkeme bu bozma kararlarına uyup uymama noktasında bir karar verir. Burada adeta bu iki konu üzerinde tekrar bir yargılamanın yenilenmesi kararı verdi. Dün de bildiğiniz gibi mahkemeler tüm sanıklar için tahliye kararı verdiler. Kimisi 5 yıl sonra, kimisi 3 yıl sonra, kimi 2 yıl sonra. Kaldı ki her biri 20 yıl veya 18 yıla mahkum edilmişken Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla ve ilgili mahkemelerin de tahliye kararı vermesiyle davada tutuklu sanık kalmadı. Bu son yıllarda yaşanan önemli olaylardan, belki de çok önemli sonuçlar doğurabilecek olaylardan bir tanesidir. Kim karar vermiştir? Anayasa Mahkemesi. Ona bu yetkiyi kim vermiştir? İşte 12 Eylül 2010'da referandumu yapılan anayasa değişikliği. Kim karşı çıkmıştı buna? Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğerleri. Bunu kim savunmuştu? Adalet ve Kalkınma Partisi. Tarihin garip bir tecellisine bakın ki o gün hayır diyenler, ah ne iyiymiş, Allah senden razı olsun Anayasa Mahkemesi, sen olmasan halimiz ne olacaktı diye sevinç çığlıkları atıyorlar. Demek ki özgürlük böyle bir şey. Demek ki demokratikleşme böyle bir şey. O yüzden diktatörlüktü, demokrasi de geriye gidişti filan deyip başbakanımızı veya hükümeti suçlamaya kalkanlar Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla ne kadar mahcup olsalar yeridir. İyi bir şey yapmışız. Vatandaşımızın haklarını korumaya yönelik önemli bir anayasa değişikliği yapmışız. Millet bunu tasdik etmiş. Milletimize ve AK Parti'ye kim ne kadar teşekkür etse bile azdır.